komutanım. Yüzbaşı Fatih Güvendik, 4. Hudut Bölük Komutanı. Her ne kadar anne babadan uzak olsak da burada silah arkadaşlarınızın sizinle beraber olmasının verdiği onurla, güvenle beraber efendim çalışarak vazifelerimizi, görevlerimizi bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Hepinize kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Sağ olun. Sizler sağ olun. Hepinize sağlık içinde, esenlik içinde nice bayramlar diliyorum. Sağ olun. Yani biz sadece Irak'ta, Suriye'de değil, aynı zamanda Ege'de de, Doğu Akdeniz'de de, Kıbrıs'ta da mücadelemizi sürdürüyoruz. Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olduk bugüne kadar. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Egemen, bağımsız bir devlet kurmaktan başka bir çare olmadı artık. Çok açık bir şekilde ortada çıkmıştır, ortaya da orada görülmüştür. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak yapılması gereken ne varsa bunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ve bu çerçevede de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne düşerse bunları yerine getireceğiz. Diğer taraftan Yunanlı komşularımızın da provokasyonlardan vazgeçmesi, tehdit dilinden vazgeçmesi ve bunların yaptıkları yalan yanlış ifadelerden vazgeçmesi. Arkadaşlarım, bize yayılmacı diyenler, Türkiye'ye yayılmacı diyenler 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksınlar. 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksınlar. Kim yayılmacı? Bu gerçekten son derece yanlış. İyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayan, uluslararasılıkla bağdaşmayan, gerçeklerle bağdaşmayan, gerçekten son derece gerçeklere aykırı beyanlardır, tahriklerdir. Bunlardan gerilim arttırıcı, tırmandırıcı bu ve benzer dilden de bir an önce Yunan komşularımızın kurtulmasını bekliyoruz. Arkadaşlarım, Mısır'la da bildiğiniz gibi ilişkilerimiz bir şekilde düzelme yoluna girmiş bulunuyor. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin çok köklü bir tarihi var. Ortak değerlerimiz var. Dolayısıyla buradan hareketle bu ilişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye, Libya, Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesinin tüm ülkelere, tüm taraflara ciddi yararlar sağlayacağını hepimizin görmesi lazım. Bu konuda bize düşen görevlerimizi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Umudumuz, dileğimiz tüm tarafların bu anlayışla konuya yaklaşmaları ve bir an önce olması gereken seviyeye ilişkilerimizin gelmesi. Gayretimiz budur arkadaşlarım. Arkadaşlarım, S-400 konusu var. Özellikle bu havacı arkadaşlarımızın yakından takip ettiği, bildiği S-400 dediğimiz sistem uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi arkadaşlarım. Ülkemizin 84 milyon 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımızın, 84 milyon asil milletimizin hava Amerikalılardan, Fransızlardan uygun cevap alınamadığı için, olumlu cevap alınamadığı için tespit ettiğimiz kriterlere olumlu cevap veren Rusya'dan alındı. Dolayısıyla buradaki yapılan çalışma arkadaşlarım bir zorunluluktur.
ülkemizin ve milletimizin hava ve füze sistemlerine karşı savunması konusundaki bir zorunluluktur. Ve dolayısıyla bunun bu şekilde anlaşılması lazım. Tek derdimizin ülkemizin ve milletimizin hava ve füze savunması olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bunun anlaşılması lazım, bunun görülmesi lazım arkadaşlarım. Ve tabii ki bu bir hava savunma sistemi olduğu için herhangi bir şekilde füze saldırısı, herhangi bir şekilde hava saldırısı olursa ona karşı kullanacak bir sistem bu. Bunun herhangi bir taarruzi yönü yoktur. Bu sistemin herhangi bir şekilde durduğu yerde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir. Bunların görülmesi lazım değerli arkadaşlarım. Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta da kardeşlerimizin ve kendi haklarımızın korunması ve kullanılması için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Biz diyalogdan yanayız, hukuktan yanayız, ilk konflikt ilişkilerinden yanayız. Ama hiçbir şekilde de ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne Doğu Akdeniz'de hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir şekilde taviz vermemiz zor söz konusu değil. Kimse böyle bir şey beklemez. Arkadaşlarım bir kez daha sizleri aileleriyle birlikte, ailenizle birlikte, aile bireyleriyle birlikte sağlık ve esenlik içinde daha nice bayramlar diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sağ olun. Sizler sağ olun. Ya, olmuyor mu? Biraz hayal var, biraz. Hayal ne oluyor? Peki, ben sen yarın. Osman Çavuş, Sarkan Çoban. Elektrik ve güç kaynakları bakımcısı komutanım. Ben ne zaman geldim yani sen oraya? 5 yıldır buradayım komutanım. Gidelim aşağı yukarı Arif Top. Güvenlik takım komutanı. Sen ne kadar oldu abi? Komutanım 3 yıl oldu komutan. Ne sayıyorsun lan? Fiyat yap çocuğu götürene kalacağız. Siz ne emir verirseniz komutan. Yok sen. He? Sağ olun komutan. Ben ciddi söylüyorum o. 5 bayram geçirdim burada. Hadi. 5 bayram. Ben gitmedim mi? Komutanım bayramlarda emniyet zafiyeti olabileceğini düşündüğümüzde gitmeyi tercih etmiyoruz herhalde. Hareket nere? Manisa komutanım.